Bugün Bursa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bursa benim şehrim. Kadim Osmanlı'nın yeşerdiği, büyüdüğü, dünyaya yayıldığı medeniyetin başlangıç noktalarından bir tanesi. Sadece medeniyet anlamında değil, diğer taraftan Emir Sultanların, Muhtada Hazretlerinin yaşadığı ve İstanbul'un büyüklerinin yetiştirildiği çok manevi bir şehir. Onun için Bursa'ya her gelişimde tazelenerek geri dönüyorum. Tüm yorgunluklarımı atıyorum. Ve Bursa'da bu ziyaretlerden hep müstefit oluyorum. Biraz önce Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi Kasım'da gelmiştim. O zaman 1.1 milyar ilave bütçe vermiştik Bursa'ya. Bursa'nın bir güzelliği de verilen yatırımları çok hızlı bir şekilde kullanması. Gerçekten Sayın Valimizi tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Çok başarılı bir şekilde ve yaklaşık maliyetleri de Türkiye'nin ortalamasında çok altında, çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bunu merkezlerinde görüyoruz. Bugün de valilik ziyaretimizde mevcut 2022'deki o verilen paraların hepsini kullanmış Bursa. 2022'de 500 milyonluk bir yatırımı varken bugün 1.7 milyar ilave yatırımla Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyar TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Biraz önce başkanımız bahsetti. 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul, lise ama en kritiği 64 tane okul öncesi bağımsız anaokulu. Çünkü bakanlık olarak bizim en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bu dönem okul öncesi eğitim verişimi artırmak. Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3.000 tane yeni anaokulunu, 40.000 tane yeni ana sınıfını eğitim sistemine dahil ederek okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına yaklaştıracağız. Bunda kararlıyız ve çok başarılı bir şekilde süreç devam ediyor. Dolayısıyla bugün Bursa'ya verdiğimiz bu yeni yatırımların Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde yeni ilave yatırımlarla Bursa'nın artık eğitimde sorunlarının hiç konuşulmadığı, yeni projelerin, yeni açılımların, yeni başarı hikayelerinin konuşulduğu bir Bursa'yla karşılaşacağız. Bakanlık olarak bu bağlamda her türlü desteği verdiğimiz gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Valim, değerli konuklar, hepinizin malum olduğu üzere bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesidir. Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği artırıldıkça o ülkenin sırtına yere gelmesi mümkün değildir. İşte son 19 yılda, 20 yılda eğitimde bu öneme binaen ciddi bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde vatandaşlarımızın, çocuklarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Okullaşma oranları her kademede OECD ortalamalarına yaklaştırıldığı gibi başörtüsü yasağından kasayı uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi de rehabilit edilerek yeni açılımlarla yoluna devam etti. Yani son 20 yıl geçmişten kaynaklanan problemlerin çözülmesine ilave olarak vatandaşların, çocuklarının tüm eğitim kademelerinde eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir dönem oldu. Onun için hakkı her zaman hak sahibine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten
çok büyük dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu bu önemden dolayı her bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'na en büyük payı verdiği için şahsım, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına Bursa'dan şükranlarımı arz etmek istiyorum. Elbette yola yeni açılımlarla devam edeceğiz. İşte bu tip bilim etkinlikleri, teknofestler, pazar günü Şanlıurfa'da yapacağımız Milli Eğitim Bakanlığı olarak robot yarışması, çocuklarımızın bir taraftan akademik becerilerini güçlendirerek yetiştirirken diğer taraftan teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden ve inovatif yaklaşımlarla milli ve yerli üretimin inşa edicileri olarak yetiştirmek için bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Bakın bilim sanat merkezlerimiz var bizim. Bu özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmede onlara destek verdiğimiz okullarımız. 2020 yılında bilim sanat merkezlerimiz Türkiye'de 183 taneydi. Bugün 355'e çıkarttık. Yani Türkiye'nin her noktasında yetenekli öğrencilerimizin bu merkezlere erişiminin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Çok rahat bir şekilde bilimle, sanatla bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğinin inşasında sürekli kendilerini geliştirdikleri mekanlar olmaya başladı. Diğer önerdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi fikri, mülkiyet ve sinayi haklar konusu. Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünyayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri, mülkiyet ve sınai haklardan ve bunların ticarileşmesine geçiyor. Yani siz gençleriniz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle, o ürünlerle yetişmemişse dünyayla rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün değil. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve orta öğretimde ve bilim sanat merkezlerinde fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verdik. Ve eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Ve bakın yılda Milli Eğitim Bakanlığı 2.9 ürünün tescilini alırken 3 yıl önce, 4 yıl önce, yani çok geçmişte değil, 2022 yılının ilk 5 ayında 7200 tane ürünün tescilini aldı. Bak, 2.9, 7200. İşte biz bu kültürün içerisinde çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman geleceğe çok daha güvenli bir şekilde bakabiliriz. Bunların her biri aslında Türkiye'deki değişen dilin habercileridir. Türkiye'de gerçekten artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim dili ortaya çıkmaya başladı. Burada üstadlarımız var. Bunların gerçekten yıllardan beri yapmış oldukları ürünlerle, üretim kapasiteleriyle Bursa'dan bunun öncülüklerini yaptılar. Bursa bu anlamda gerçekten Türkiye'ye mimarlık yapan bir şehir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu yeni dille bunu çok daha ivmelendirerek inşallah gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacağız. Zorlu dönemlerden geçiyoruz. Bu zorlu dönemler geçer, geriye alınan tavırlar kalır. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bizi yıkacak hiçbir güç yok. İnşallah el birliği yaparak bu zorlu günlerden de geçeceğiz ve geleceğe güzel hikayeler bırakacağız. Bu ülke çok kıymetli bir ülke, bu coğrafya çok önemli bir coğrafya. Bunu en iyi bilecek olan da Bursalılar. Çünkü bu coğrafyayı gönül coğrafyası yapan üstadların yetiştiği yer Bursa'da. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimize yeni açılımlar yapması için onların zihinlerinde kalıcı izler bırakmasını diliyorum. Emek veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli Bursalılara, değerli paydaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar Bursa'da buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sayın Nurlu olsun, iyi haber versin. Hanımefendi. Hanımefendi.